Necati doğru sözcü. Çalma, 7 kat aşırma, 700 kart artı. Dünya felsefe tarihine kalıcı çentik atmış filozoflardan Fransız Sartre'nin çalma hırsızlık üzerine yazılmış bir cümlesi var. Diyor ki, çalan çocukla mastürbasyon yapan çocuk için mevcut olmak büyükler tarafından görülmektir ve bu gizli işler tenhada yapıldığına göre de çocuk açısından mevcut değillerdir. Nereden aklıma geldi? Son 11 yılda hapishaneye düşmüşlerin suçlarına göre dökümünü okuyordum. 2009 ile 2019 arası çalma 7 kat, cinayet 6 kat, cinsel suç 10 kat, uyuşturucu 11 kat, kaçakçılık 9 kat, sahtecilik 5 kat, yağma 11 kat, trafik suçu 15 kat. Bu liste Türkiye hapishanelerinde yatan 281.605 kişinin 2019 yılı suç dökümü. Acaba aşırmada artış kaç oldu? Aşırma, intihal, bilgi hırsızlığı demek. Beyin ürünü çalana intihalci deniliyor ve benim tahminim Türkiye'de aşırma son 11 yılda 700 kat arttı. Ancak aşırma yapanlar hapishaneye düşmedikleri ve suç çeşidi içinde yer almadıkları için kaç kat arttığı bilinmiyor. Aşırma modern çalma, kibar hırsızlık türüdür. Okumuş, kravatlı hırsızlığı da diyebilirsiniz. Üniversitelerde çok oluyor. Başkasının yazdığı bir bilimsel makaleden, tezden, kitaptan bulguları, buluşları alıyor. Kaynak göstermeden kendi bulmuş gibi doktora tezine koyuyorlar. Doktor oluyorlar. Sonra doçent. Sonra profesör. Sonra da rektör. Sartre'nin çalarak büyüdüğünü ve var olduğunu göstermek isteyen çocuk tarifinde anlattığı gibi aşırmasaydı doktor olamayacaktı. Doktor olamayınca doçent de olamayacak, profesörle yükselemeyecekti. Profesör olamayınca cumhurbaşkanıca üniversiteye rektör olarak atanmayacaktı. Gizlice aşırdı ve rektör oldu. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ilk öğretim üyelerinin rektörler seçimle gelsin ve tüm Türkiye'ye önce demokratik duruş olsun diye başlattıkları anayasal eylemin bugün 41. gününe gelindi. Atanmış rektör Profesör Doktor Melih Bulu'nun aşırma yaparak doktor olduğu da iddia edilmişti ve ne hikmetse bu ayıpla aşırmanın üzerine ne YÖK, ne Cumhurbaşkanlığı, ne muhalefet, ne de Boğaziçi Üniversitesi'nin bizzat kendisi gitmedi. Melih Bulu aşırdı mı? Başta YÖK'ün ve onun başkanı Profesör Doktor Yekta Asaracın soruşturma, inceleme, araştırma, gerçeği arama başlatması ve ne varsa bir aşırma. Melih Bulu adalet önüne çıkararak 6 aydan 2 yıla kadar hapisle yargılanması sürecine kafa açması gerekirdi. YÖK görevini yapmış olur. Aşırma varsa Boğaziçi'ni korumuş, aşırma yoksa Melih Bolu'yu lekeli olmaktan kurtarmış olurdu. YÖK niçin bekliyor? YÖK'ün sitesinde Melih Bulu'nun doktora tezine erişimi de engellendi. Neden? YÖK Başkanı Melih Bulu'yu mu korumaya aldı yoksa onu rektör olarak atayan Cumhurbaşkanı'nın kararını mı? Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi neyi bekliyor? Melih Bulu doktora tezini Boğaziçi Üniversitesi'nde yaparak rektör de olabilmesine dayanak elde etti. Bir doktora öğrencisinin tez danışmanı vardır. Bu danışmanla ortalama 2-3 yıl boyunca çalışır. Tez danışmanı doçent ya da profesör olur. Öğrencisine yol gösterir, bilimsel araştırma metodu öğretir, denetler, bilimsel alakı hatırlatır. Öğrencisinin yazdığı doktora tezinde aşırma, intihal var mı yok mu denetler, tez yazımı bitir. Bittikten sonra iki hoca da okurlar ve aşırma var mı yok mu bakarlar. Yoksa akademik alaka uyuyor diye tez kabul edilir. Boğaziçi Üniversitesi'nin hocaları tezi kabul edip Doktor Melih Bulu olma yolunu açtılarsa aşırmayı neden göremediler? Melih Bulu o kadar usta bir aşırma yaptı ki bu üç hocayı da mı uyuttu? Uyuyan hocanın üniversitede ne işi var? Ekmek çalan hapis, aşırma yapan rektör, adaletin bu mu dünya? Alo 190 Diyanet. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Akın, mutasyonlu virüsün şu ana kadar Türkiye'de 33 ilde yayıldığını söyledi ve mutasyonlu virüsün yayılımı Wuhan'dan dünyaya yayılan virüse göre çok hızlı. Ölüm sayısının artmasından, yoğun bakımlara yüklenilmesinden bir parça tedirginiz. İngiltere örneğini biliyorum. İngiltere'de yaklaşık 5 hafta sonunda saptanan tüm virüslerin %70'i bu virüs oldu. Yani çok hızlı dedi. Profesör Akın'ı televizyondan dinleyen bir okurum Cuma günü Alo 190 Diyanet'i aradı. Bir sorusu olduğunu söyledi ve bir yetkiliye bağlandı. Şunları söyledi.
Mutasyonlu virüsün yayılma hızından çok korkuyoruz. Cuma namazlarına gidemiyoruz. Acaba Diyanet'in radyosundan, televizyonlarından canlı olarak bir merkezden namaz kıldırsanız, biz de bulunduğumuz yerden imana uysak, zaten camilere giremeyince haliyle avluda, yani dışarıda kalıyoruz ve imamın sesine uyuyoruz. Aynı şey olduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz? Telefonumdaki Diyanet yetkilisi, ya elektrik giderse namaz heba olur dedi ve güldü. Kendisi İslam ibadeti tarihi içinde böyle bir örnek uygulama yok diye ısrar etti. Ben de örnek olmaması doğal. Çünkü böyle bir süreci ilk defa yaşıyoruz. Ayrıca Diyanet'in radyosu, televizyonu zaten önceleri yoktu. Teknoloji bunu bugün mümkün kılıyor dedim. Karşıdaki yetkili yine o zaman kahveye gitmeye gerek yok. Açalım televizyonu, hacı evde mi yapalım diye cevap verdi. Ne alakası var? Bu özel bir durum. Ayrıca dinimiz akıl ve mantık dinidir dediğimse de karşı taraf olmaz dedi. Teşekkür ettim, kapattım. Bu kurum ismini saklı tutmamı istedi. Yazmıyorum ama görüşmenin tarihinin 12 Şubat 2021 ve görüşme saatinin 14.39. Görüşme süresinin de 3 dakika 39 saniye olduğunu bana bildirdi. Necati Doğru Sözcü, yayınlarımızın karanlığa karşı bir aydınlık mum ışığı olabilmesi için beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.